Şahinoğlu grubun katkılarıyla yöremiz töremiz devam ediyor. Derneğimizin engellilerimizin ihtiyaç sahibi olan engellilerimize başkan dedi abi en az 10 tane normal araba, 4 tane akülü araba lazım bizeydi 2 ay önce geldiğimde. Ben ona 2 akülü araba, 4 tane normal tekerlekli sandalye söz verdim. Ve 3 tanesi gördüğünüz gibi sağ olsun Ayşe Serpil Yıldız Başkanım, İsmail Kabakçı Başkanım ve İstanbul Ataşehir Engelliler Dernek Başkanı Birol Ekşi Başkanım bu 3 sandalyeyi temin ettik bir şekilde. Şimdi Avusturya'dan gelecek arabalarım var. Cemil Yıldız abim, seni buraya alacağım zaten az sonra. 7 tane araba, 4'ü akülü, 3 tane normal araba tırlara verildi. Ayancıklı lastikçi Cemil abiye de, Afyon'la Ayhan Payiz'ine de çok teşekkür ediyorum. Şu ana kadar 32 tane Avrupa'dan engelliye akülü ve normal araba ulaşımını bize teslimatta yardımcı oldular, tırlarla gönderiyorlar. O gelen arabalardan da ben bu derneğimize 2 tane akülü, 2 tane de normal tekerlekli sandalye söz verdim başkanıma. Bir şekilde nasıl olsa önceki söz verdiğimiz gibi ulaştırdıysak bunları da bir şekilde ulaştıracağız. Ayşe Serpil Yıldız Başkanım, şöyle şuraya gelirseniz yukarıya da yormayın, ayağın rahatsızlığınızı da biliyoruz. Cemil abi şöyle gel, Ayşe Serpil Yıldız Başkanım size bunu takdim etsin. Başkanım benim adıma, sevgili Cemil abiye şunu takdim eder misin? Zeynel Parmaksız'ı Avrupa'ya taşıyan Avusturya sorumlum Cemil Yıldız. Buyur başkanım. Teşekkür ediyorum önce Zeynel'e ve bu geceyi düzenleyen dernek başkanına. Çok kısa bir şey söylemek istiyorum. Sena da burada. Sena ile biz 4 ay aynı sandalyeyi paylaştık. 24 Şubat'ta bir ölümcül kaza geçirdim. Allah çok şükür yürüyorum. Ama çok zor günler geçti. O arada Sena'nın arabasını gasp ettim ben. Çünkü yürüyemiyordum 120 güne yakın. Çok şükür yeni yeni yürüyorum. Buradan hepinizin huzurunda Sena'ya teşekkür etmek istiyorum. Arabaya ihtiyacım kalmadı şekerim, senin olsun. Sayın Yıldız, önce Zeynep Bey'e çok teşekkür ediyorum bu görevi bana verdiğiniz için. Buradan önce bütün Avusturya'daki hemşehrilerimize selamlarımızı lütfen bütün Sinop adına iletmenizi istiyorum. Çok güzel bir tekne. Oradan bizi yad etsinler, bizi hatırlasınlar. Zeynep Bey adına size buyurun efendim. Herkese hayırlı akşamlar diliyorum. Avusturya'da Hasan Gülyan abimle birlikte elimizden gelenleri bu arkadaşlarımıza devam etmeye çalışacağız. Ne mutluyum Türk'üm, ne mutluyum Sinopluyum. Çok çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Sade Hasan Gülyan değil, Selahattin Topluoğlu. Sizin yerinizi alıyorum başkanım. Çok teşekkürler. Ayrıca tekrar geçmiş olsun. Oh,
şaka gibisin. Çözemedim ben seni, inan şaka gibisin. Hem akar hem giderli, böyle bir aşk sürerli. Hep kendine yontuyon, senin anan güzel mi? Hep kendine yontuyon, senin anan güzel mi? Hem akar hem giderli. Senin anan güzel mi? Hep kendine yontuyon. Senin anan güzel mi? Ey maşallah, bu kadar mı? Hiçbir şey yok arkadaş. Ha şöyle ya, bakışın bakalım. Bu ışık nereden geliyor? Evet. Evet, sanatçı arkadaşlarımızın, sevgili Zeynel Parmaksız abimin de dediği gibi her sağlam insan bir engelli adayıdır. Vallahi billahi bu akşam burada birbirinden değerli, uzaktan yakından tüm buraya, bu güzel organizasyona katkıda bulunan, gelen bütün misafirlerimize canı yürekten, gönülden hoş geldiniz der, şerefler verdiniz efendim. Şimdi de kendinizi şöyle bir alkışlayın. Bu akşam Almanya'dan, Avusturya'dan güzel dostlarımız var. Sevgili Fahri abim, Fahri Yeşil abim burada. Evet, bizi Avusturya Viyana'da her zaman destekleyen sevgili menajerim, nereye gitti? Cemil Yıldız abi, o da burada. Biz bu akşam davetsiz böyle misafir gibi, ben kendi şahsıma. Sevgili Ayşe Serpil Yıldız ablam burada. Evet, hiçbir zaman bizlerden desteklerini esirgemeyen iş adamlarımız buradalar. Ve siz sevgili konuklarımıza ve sevgili engellilerimize şöyle kuvvetçe bir alkış isteyelim. Biz de elimizden geldiği, dilimizin döndüğü kadarıyla sanatçı arkadaşlarımız sahnelerini hazırlarken şöyle CD'mizi de yanımıza aldık. Evet, şimdi bir bundan önce aşağı yukarı 5 ay oldu. Son klibimizi 5 ay önce çektik, Yumurtanın Sarısı diye. Şimdi şu ilk çıkıp da okuduğumuz eserde inşallah bu sene anan güzel mi derler ya hani bizim halk dilinde. Öyle bir eser yaptım, ona da klip çekeceğiz nasip olursa. Şimdi Yumurtanın Sarısı diyelim ve hep beraber oynayalım. Hareket getirelim tabii ki. Evet, 2 numara gelsin. Şöyle oyun pistine bekliyorum. Herkes gelsin efendim. Hadi oynayalım hep beraber. Yeah.
dostlar. Yansın, yanıyorsun doktorun ayırında. Bu güzelliğe bak. Sağ olun, çok teşekkür ediyoruz. Ali Başkanım, Ali Özmen. Ve yönetim kurulumu şöyle aşağıya, Ali Başkanı yukarıya. Ali Başkan, kalbinde, gönlünde, yüreğinde ne varsa buyur. Zeynel abime çok teşekkür ediyorum. O zaten söylenmesi gerekenleri söyledi. Ben yine de birkaç kelimeyle size seslenmek istiyorum. Bu akşam burada bu güzel geceyi yaşamamıza vesile olan emeği geçen herkese, geçen geçmeyen herkese çok teşekkür ediyorum. Sayın müdürlerim, değerli Avrupa'dan gelen misafirlerimiz, hepiniz hoş geldiniz. Değerli Sinoplular, hepiniz hoş geldiniz. İyi ki varsınız. Hep var olun. Biz bildiğiniz gibi engelliyiz ama kendimizi engelli demiyoruz. Biz engellerin vücutlarda fiziksel olarak değil, beyinlerde olduğunu düşünüyoruz. Ne kadar engel olursa olsun, biz bu engelleri birlikte tek yürek olarak aşacağımıza inanıyoruz. Bu akşam Zeynel abimin ve Cemil Yıldız abimin sayesinde bu programı yaparak bunu engelleri aşarak aşacağımızı bir kez daha kanıtlamış olduk. Bundan sonraki programları da devam edeceğiz. Yıkılmayacağız. Yıkılmadan devam edeceğiz. İyi eğlenceler diliyorum. İyi akşamlar. Başkanım çok teşekkürler. Acaba çikolata satışı nasıl gidiyor? Ali'ciğim niye demiyorsun ki? Yarım ayak yarım dayak. Yapın bize kıyak. Yoksa Zeynel abimin dili atar size dayak. Birer çikolata alın en azından. 10 tane 10 TL'yi nereye vermiyoruz? Desene Ali. Bana yardımcı olsana Ali. Dedin ya abi. Evet, herkes, Alpay abi çikolata işi nasıl gidiyor? Duruyor mu? Vallahi ben aşağı inersem beşer beşer satarım. Herkes bir elini vicdana, bir elini para olan cüzdana. Paranın azı karar, çoğu zarar. Vallahi her aldığınız çikolata bir engelliye yarar. Kaç tane alacaksanız sizler verin karar. Bak İsmail Kabakçı Başkanım orada, İsmail Büyükkayıkçı Başkanım orada. Şimdi kısa ve öz onlara bir duygu düşüncelerini alacağız. Sahnede halletmeyin. Orada hallederseniz iyi olur. İsmail Başkanım. Evet, sizi yerlerinize alıyoruz. Sizi ayakta tutmayalım. Evet. Nevzat diyor aman bana mikrofon verme. Ben konuşamam. Öbürü öyle. Paçım öyle diyor. Evet. Bu arada bu güzel mekanı bize tesis eden Seyka Aile Çay Bahçesi çalışanlarına, Seyfi Karataş abime ve çalışanlarına çok teşekkür ediyorum. Görüyorsunuz dört köşe her yerde masa olmasın diye kimse de kuşku tasa. Biz diye ortaya koyuruz ne kadar özellik güzellik varsa. Personeli ve kendilerine çok teşekkürler. Çok sağ olun. Ayrıca bu mükemmel ses düzenini buraya kuran
sevgili Hakan hocamın elemanları nüans. Doğru söyledim değil mi? Ses, sahne, ışık. Evet, şimdi genel başkanlarım var benim burada. Sivil toplum örgütleri olmasa bugün Zeynel Parmaksız zaten olmazdı. Evet, öncelikle tüm Sinop Dernekler Federasyonu Genel Başkanım İsmail Büyükkayıkçı'yı ben mikrofona buraya bir davet ediyorum. Kısa ve öz, en doğru sözmüş. Duygularını alalım. Belki o da ehliyet verir. Pendik sürücü kursu. Gel böyle abi. Ali Başkan ehliyet alacağımış. İstanbul'a nakil yaptır alayım oradan. İsmail Büyükkayıkçı'dan dedim. Gel böyle. Evet. Evet. Neredesin Ali? Yaz da gönder. Başkanım hoş geldiniz. Evet, Ayancık Şube Başkanım hoş geldiniz. Buyur başkan. Hayırlı akşamlar Sinop ve Sinop sevdalıları. Rabbim diyor rast getirecekse bir kulunun işini, mermer taşına geçirirmiş dişini. Eğer diyor rast getirmeyecekse işini, pamuk şekeri yerken kırarmış dişini. Rabbim tüm milletimizin, Sinopluların işini rast getirsin önce. Hayırlı bir iş yapıyoruz. Ben Zeynel abiye diyorum ki sen her eve lazımsın. Allah senden razı olsun. Dernekçiliği İstanbul'da yaşatan kardeşlerimden bir tanesi. Yıllardır birlikte dernekçilik yapıyoruz. Dernekçilikte en önemli noktayı Zeynel bu şekilde tamamlıyor. Ben kendisine çok teşekkür ediyorum. Tüm Sinop Dernekler Federasyonu Genel Başkanıyım. İstanbul'da Sinop'u, Sinoplu'yu temsil etmeye gayret ediyoruz. Aynı zamanda da İstanbul'da da ticaret yapmaya çalışıyoruz. Ben de derneğimize şahsına ulaştırılmak üzere iki tane sandalye göndereyim. Söz vermiş olayım. Çünkü bu iş başka bir şey. Niye başka bir şey? Ben zevk için top oynarken aşil tendonum koptu. İki ay değneklerle dolaştım. Hakikaten zor iş. Aklımıza geldiği için öyle geliyor. Aslında her zaman aklımızda olması lazım. Serpil ablama da geçmiş olsun. Şükürler olsun. Bu halimize diyorum. Ben hani diyorlar ya Sinoplu olmasaydın ne olurdun? Vallahi mahcup olurduk. Onun için tüm Sinoplulara canı gönülden bu organizasyona destek verdikleri için, sahip çıktıkları için, Zeynel kardeşime de bu işleri devam ettirdiği için çok teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum. Hayırlı akşamlar. Başkanım çok teşekkürler. Alkışlıyoruz. İki tane tekerlekli sandalye bağış yaptı. İsmail Büyükkayıkçı, Pendik Sürücü Kursu aynı zamanda ve TÜSİDEF Genel Başkanı çok teşekkürler. Evet, Ayşe Serpil Başkanım az önce aşağı aldım yormayayım ama diye, ama ben seni buraya almak istiyorum. Senin söyleyeceğin çok önemli sözler var olduğuna inanıyorum. Evet, yok mu deme dağısı Sinoplu'nun o güreşlerinin hanım ağası. Siyat Onursal Genel Başkanımız, iş kadını ve Sinop Bektaş Ağa Gölet Park Yıldız'ın sahibi. Bir başkanım zahmet olacak ama madem öyle gel böyle arabayı durdur eyle. Kalbinde gönlünde ne varsa sen de söyle. Buyur başkanım. Alkışlıyoruz sevgili başkanımı. Kendisi bir trafik kazası geçirdi. Buna şükür geçmiş olsun tekrar diyoruz. Buyur başkanım. Mehmet Dalgıcı soruyordum bak hemen yanımda. Evet buyur başkanım. Çok teşekkür ediyorum. Önce bu güzel kalabalığa, Sinoplu'ya ve dernek başkanına böyle güzel bir organizasyonda burada oldukları için çok teşekkür ediyorum. İsmail'i de göremiyorum buradan ama neyse bir yerlere saklandı herhalde. Şimdi tabii yıllar geçti, çok güzel yerlere geldi dernekler. Biz zamanında, birazdan belki İsmail de bu konulara girecek, İstanbul'dayken birbirimize nerelisin, Adanalı, Ankaralı, İzmirli, Sinoplu olduğu zaman hemen birbirimizi bulmaya başladık. Ve o birbirimizi bulmakla dernekçiliğe girdik. Önce küçük küçük başladı. Sonra bu son noktaya kadar, sosyal faaliyetlere kadar geldi. Bunların emeği çok. Biz bize düşeni yaptık. Bir dönem yapmamız gerekiyordu. O dönemleri yaptık. Ve belli bir yerlere getirdik. Bizden sonrakiler de daha güzel yerlere getiriyor bu bayrakları.
sizin oradaki sesiniz olduk. İşte orada o dernekler olmasaydı belki bugün burada bu tür faaliyetler olsa da belki biraz yarım kalacaktı. Hep beraber içinde olmamız var. Şunu söylemeye çalışıyorum. Biz İstanbul'da da bunu yaşadık. Hani derler ya Türk'ün Türk'ten başka dostu yok. İstanbul'da da önce Sinoplu Sinoplu'yu buluyor. Sinoplu'dan destek alıyor. Onunla bütünleşiyor. Dünkü çocuklarımız büyüdüler. Çok güzel okullar okudular. Yarınlar da belli devletin yerlerinde, belli bir kurumlarda görev yapacaklar. Ve sizlere belki onlar hizmet edecekler. Çünkü bizler biraz yorulduk değil mi Zeynel? 20-25 yıldır bu yükü taşıyoruz. Artık ben biraz onursal olduğum için geri çektim kendimi. Biraz rahatım aslında ama Zeynel devam ediyor. İsmail, öbür İsmail de devam ediyor. Şunu söylemeye çalışıyorum. Bugün burada bu vazife Zeynel'e düştü. Yarınlarda sizlere başka vazifeler düşecek. Başka Sinoplu'nun elinden tutmanız gerekecek. Ama bu çok basit bir şey de olabilir, çok büyük bir şey de olabilir. Birbirinizi sevin, birbirinizin elinden tutun. Hemşeriniz iyi de olsa, kötü de olsa hemşerimdir deyin, kucaklayın. Kucak dolusu selamlarımı iletiyorum. Başkanım çok teşekkürler. Ayrıca bir tekerlekli sandalye bağışınızdan dolayı bir kere daha Allah razı olsun. Buyurun siz yerinizi alalım. Evet, Hanımeli Çarşısı'ndan iki tane böyle boncuklu güzel oltu taşına benziyor. İki tane engelli kızımıza ben bunları hediye edeyim. Çekilişe koymayacağım. Orada bir kızımız vardı Ayşe Serpil ablama, bacıma arabasını paylaşan birini ona. Şunun birini de orada bir engellimize ver. Birini oraya, birini de Ali Başkan, birini de birine verelim. Çok teşekkür ediyoruz Hanımeli Çarşısı'na. Evet değerli konuklar, sevgili misafirler. Az önce bu kadar kalabalık değildi. Ben Zeynel Parmaksız olarak anlattım kendimi. 1300 şiirim var, bir albümüm var, 7 şiir kitabım var. 16 yıldır yaklaşık çeşitli televizyonlarda programlar yaparım. Halen Yöremiz Töremiz programını Türkiye ve Avrupa'da yapmaya çalışıyorum. Memleketimizi ve memleketimizin insanlarını tanıtmaya ve mağdur muhtaçlar için elimden geleni yapıyorum. Kebapçı İzzet hoş geldin, böyle gel şöyle. Evet, şimdi o gerçekten Sinop'a hizmet için akşamcıydı. Sinop'a hizmet için sabahçı, onun adı İsmail Kabakçı. Ben bugün Zeynel Parmaksız olduysam, işte Ayşe Serpil Yıldız, İsmail Büyükkayıkçı, İsmail Kabakçı başkanım, Şevket Tırıl başkanımın emeği çok, Yusuf Özer'in emeği çok. Hangi birini sayayım? Bugüne kadar program yapmama Musa Can, Can Arkada Can Plaza, sevgili başkanıma tekrar geçmiş olsun. Ve Şahinoğlu Grup, Mustafa Şahinoğlu, hepsine, bütün sponsorlarıma da teşekkür ederken alkışlarla İsmail Kabakçı başkanımı buraya almak istiyorum. Sevgili başkanım buyur. Valla yenge, bozulur başkanda denge. Sen gelmesen olmaz yenge. Tak İsmail başkanı kola, sen de çık yola, burada ver mola. Gelin. Evet başkanım, tekrar hoş geldin. Saygıdeğer misafirler, bugün bu gecenin düzenlenmesinde emeği geçen, Allah rızası için çalışan, şu anda çikolata satmaya çalışan arkadaşlarımız olmak üzere ve özellikle Zeynel Parmaksız'ı şöyle güçlü bir şekilde alkışlayın. Bu işler parayla pulla olmaz. Bu işler Allah rızasını kazanıp cennetin 8. katında peygamberler, evliyalar, enbiyalar, müştehitler ve şehitlerle sonsuza kadar kalmak için yapılır. Zeynel Parmaksız bizden bahsediyor, sponsorlarından bahsediyor, bahsediyor, bahsediyor ama esas kahraman Zeynel Parmaksız. Evi yananın yanında eski eşya kampanyasında Zeynel Parmaksız. Akülü aküsüz sandalye Zeynel Parmaksız. Biyonik kol takılacak Zeynel Parmaksız. Ama biz Zeynel Parmaksız'ı elinde mikrofonla görüyoruz ve onun değerini bilenler biliyor ama bazı insanlar da bilmiyor.
şu faaliyetin bile bugün burada yapılması çok büyük bir özveri gerektiriyor. Şu anda sırtına dokunuyorum, komple ter içinde, ten kar içinde. Değerli sinoplar, çok kısa şunu söyleyeceğim. Bir gün bir düğünde engelli bir kardeşimizin akülü arabası var ama çok eski, fena eski yani, dökülmüş. Dedim ki, sana dedim yeni sıfır bir araba verelim dedim. Ya sinoplu olmak hakikaten çok büyük bir ayrıcalık, biliyor musunuz? Cevabı şu oldu. Benim arabam var. Ben bu arabanın ne kadar lazım olduğunu biliyorum. Bunu bir başkasına verin dedi. Bu faaliyet bu kadar anlamlı bir faaliyet. Bugüne kadar bu hayır işlerinde bulunan herkesten Allah razı olsun. Bundan sonra da bulunacak olanlardan Allah razı olsun. Bu kardeşlerimizi bugün eğlendiren, onları oynatan, güldüren, sevindiren, başta gene Zeynel Parmaksız olmak üzere şu anda isimleri belli değil ama gene burada çalışan arkadaşlarımızdan da Allah razı olsun diyorum. Hepinize saygılar sunuyorum. Evet başkanım, çok teşekkürler. İstanbul'da bana teslim etmiş olduğun arabayı getirdim. Arabanız da burada. Ben size çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Şimdi hemen Mehmet Dalgıcı alacağım ama almadan önce Sinop, burası Sinop. Tek onurum gururum. Ben Sinop'tan ayrı nasıl dururum? Her yıl gelir Sinop'umu bulurum. Burası benim memleketim, güzel Sinop'um. Var iki belde sekiz şirin ilçen. Mola verir yolumdan gelip geçen. Hoş tatil geçirir vallahi bizim Sinop'u seçen. Burası bizim memleketimiz, güzel Sinop'um. Erfelek, Gerze, Dikmen. Bu ilçeler Sinop'umda var iken ben başka illere gitmem. Gurur verir her yerde her zaman Sinop'umu tercih etmem. Burası benim memleketim, güzel Sinop'um. Ayancık'tan sonra gelir Türkeli, üşütmez insanı Esenyeli. Sinop'uma gitmem diyenler olmalı deli. Burası bizim memleketimiz, güzel Sinop'um. At limanı var kara kumu, hele o hamsiroz koyu, pırıl pırıl denizinde suyu. Burası bizim memleketimiz, güzel Sinop'um. Abaya atacaksın, Bektaş'a göletinde yatacaksın. Yaşamada yaşam katacaksın. Burası bizim memleketimiz, güzel Sinop'um. Sinop'umda yatar savaşçı cesur yürek. Seyit Bilal'ı ziyaret gerek. Övünürüm ben her yerde her zaman memleketim diyerek. Burası benim memleketim, güzel Sinop'um. Kale duvarında gördüğün gibi sarmaşık, fenerinde yanar gece gündüz ışık. Görünüşü eder dünyayı aşık. Bizim memleketimiz, güzel Sinop'um. Türkiye'li dağ lalesi, Erveleğin var tatlıca şelalesi. Bunun için işte diyorum, eğleşmesin hiçbir yerde Sinoplunun sülalesi. Çıktığınız zaman yola, bakmayın sağa sola. Gelin Kastamonu Taşköprü han önüne doğru yola. Dönün Boyabat'tan sola. Açık kapıdır gelen her kula. Bizim memleketimiz, güzel Sinop'um. Güzel Sinop'um. Öncelikle hayırlı akşamlar diliyorum. Ben Türkiye Sakatlar Derneği Ayancık Şube Başkanı Erhan Yaşar. Bu akşam birlik beraberliğimizden dolayı mutluluk duydum. Öncelikle il dışımızdan gelen Ünye Şube Başkanımız Aslan abiye de hoş geldin diyorum. Şimdi arkadaşlar, Ayancık'ımıza bağışta bulunan Almanya'dan bize göndermiş oldukları tekerlekli sandalyeler ve hasta yataklar elimizde mevcuttur. Bundan 10 gün önce Ali kardeşimizle de bu konuyu paylaştım. Şimdi araçlar kurulmak üzere en kısa sürede, ortalama 2 hafta içerisinde 10 tane tekerlekli sandalyeyi bizzat gelerek TSD Sinop şubemizde İhtiyaç sahiplerine ulaştırmayacağız. Benim diyeceklerim bu kadar. İnşallah ileriki dönemlerde söyleyeceğim tek şey, inşallah
yurt dışındaki iş adamlarımızla görüşerek bir konteyner dolusu sözünü alacağımın garantisini vererek hayırlı akşamlar diliyorum. Hayırlı programlar. Evet Sayın Başkan'a çok teşekkürler. Allah razı olsun. Bu arada Ordu'dan gelen sevgili Ordu Şube Başkanı'ma ve hocamıza da hoş geldiniz diyoruz. Ve Mehmet Dalgıç sizlerle az sonra Ruhi Bilkalır Şahmaral derken final yapacağız ama çekilişimiz var. Çikolataları alın siz çekiliş yapacağız. Gemi maketlerimize hediyelerimiz var orada. Bu arada Avusturya'dan Özdemir abi hoş geldin tekrar. Evet hadi Mehmet Dalgıç. Ver abi haydi bakalım. Şöyle bir elini böyle. Değerli sınav. Sevgili başkanlarım. Hepiniz hoş geldiniz. Şeref verdiniz. Yürümedim koştum ben bu hayata, dizlerimde derman kalmadı artık. Kahpe felek yardım bile etmedi. Yoruldum arkadaş, yoruldum artık. Kahpe felek yardım bile etmedi. Yoruldum arkadaş, yoruldum artık. Omuzlarım taşımaz oldu yükleri. Sanırsın dünyanın bütün dertleri. Felek çelme takar düşürür seni. Yoruldum arkadaş, yoruldum artık. Yoruldum arkadaş, yoruldum artık. Yoruldum, tükendim, bittim, yoruldum artık. Felek çelme takar, düşürür seni. Yaşta yüklenen yük ağır gelir. Sanırsın nedeni taşıma seni. Yolcusunu almış o yük treni. Yorgunum arkadaş, yorgunum artık. Yolcusunu almış o yük treni. Yorgunum arkadaş, yorgunum artık.
yansın dünyanın bütün dertleri. Çelek çelme takar düşürür seni. Yoruldum arkadaş, yoruldum artık. Değerli dostlarım, ben de sinopluyum. Sevgili başkanım, ışık gözüme vuruyor ama çoklarınızı göremiyorum. Sevgili Yılbaşkanım ve burada bulunan tüm dostlarım, hepiniz hoş geldiniz diyorum. Ve ben bir albüm yaptım. Sevgili Rüy Hocam'la beraber, sevgili menajerim Zeynel Parmaksız'la beraber. Herkesin katkısı var. Onlara, sizlerin huzurunuzda bir teşekkür etmek istiyorum. Ve geceniz hayırlı olsun diyorum. Hocam, şimdi... Şimdi bir canlı yapalım diyor şöyle. Karadır kaşların derman yazdırır. Bu aşk beni diyar, diyar gezdirir. Karadır kaşların derman yazdırır. Bu aşk beni
Çok sağ olun. Sevgiler, saygılar. Hoşça kalın, dostça kalın diyorum. Hayırlı akşamlar diyorum. Eyvallah. Uyan Sunam dedin, uyandım geldim. Eyvallah. Sen Sinop'un taşına adını mı yazdım diyordun, onu okudun mu ben mi duymadım? Sen nasıl Sinoplusun? Ha, canlı canlı yaptınız. İyi, Ruhi Usta'nın parmaklarına, senin de yüreğine sağlık. Allah çektirmesin darlık. Bir ömür ekibimde, hepinizde olsun varlık. Evet, bu arada Zeynel Parmaksız'ın ekibi, yöremiz, töremiz, program ekibi, Avusturya sorumlumuz Cemil Yıldız, Ümit Ayar, Seven Öz Yılmaz, Salih Yılmaz Yüksel, elim ayağım, kolum her şeyim, koçum benim.
ve ruhi bir kalır Mehmet Dalgıç, Şah Maral ve asistanı Ayşe. Hepinizden Allah razı olsun. Evet, bir kere daha dostlara teşekkür ettikten sonra Kenan Özcan Saray Dizi Asarcık Kayalı Köyü Dernek Başkanım. Kenan Başkan hoş geldin. Kenan Başkan çikolata aldın mı? Çekiliş var. Ha, numaralar oraya bıraktın değil mi? Çıkarsa hediyeler bizim. Ömer Akgüz, her yerde varsın. Yeşil Mavi Karadeniz Gazetesi, İstanbul Pendik Boyabatlar Dernek Yönetimi, TÜSİDER Dernek Basın Kolu, gider her yolu, Allah'ın ey kulu, Allah senden de razı olsun. Adil yakın abimler, Adil abim nerede? Sinop'ta bir durum olsa hemen Adil abimi ararım. Allah senden de razı olsun. Hele geçen Ümit Ayar geldi, abi böyle böyle dedi, hemen sana naklettim. Zabıta Atil abimden de Allah razı olsun. Evet, bir kere daha kalbi gönlü güzel olan herkesten Allah razı olsun derken Ayşe Serpil başkanımın yanında kim var solunda? Abiciğim hoş geldiniz. Yıldız Park mı? Enişte gelmedi mi? Enişteye diyorum ki abu mu dakkola çık yola, sen de ver oradan mola. Trabzon mu dedim ama anlamadı o beni. Evet ablam sen buradasın ya, Allah razı olsun. Evet şimdi Türkeliler Dernek Başkanım, sevgili Şuayb Başkanım, Hasan Gülleyen abim burada. Türkeliler Türkiye'nin de Türkeli Derneği bünyesinde önce bir engelliler komisyonu vardı. Şimdi 7 kişiyi bir araya getirdiler. Türkeli Engelliler Derneği'ni kurma aşamasına getirdiler. İnşallah Türkeli'nde de bir engelliler dernek gecesi yaparız Hayriye Bacı. Hasan abi. Senin adın Hasan olmaz zıngoşku tasa. Biz ortaya koruruz ne kadar özellik güzellik varsa. Ve iki tane İkinci yer, araba getirdik. Bunu Türkeli esnaflarına çok teşekkür ediyoruz. Ve Türkeli'nde son verdiğimiz Akilo 11 yaşında o kız çocuğumuza ve iki amcaya da tekerlekli söz verdik. Onları da gönderdik geçen. Allah razı olsun. Ve o fitre paralarından, Avrupa'dan gelen paralardan 6 tane arabanın 2 tanesini Türkeli'ne göndermiştik. Evet, Türkeli'ne hayırlı uğurlu olsun Engelliler Derneğimiz. Oradaki o esnaflarımızdan da Allah razı olsun ilgi alakalarına. Vallahi nereye gidersem gideyim, Erfelek, Ayancık, Türkeli, Dikmen, Gerze, Saraydüzü, Boyabat durağın zaten yolda yürütmüyorlar. Allah razı olsun. İlgi alaka beni işte aha böyle cansız bacaklarıma can veriyor. Dört nala koşuyorum her yere. Allah hepsinden razı olsun. Evet, Ruhi abi. Ruhi usta. Hadi Ruhi usta'dan iki parça alalım, ardından Şahmaral'la düetle devam edelim. Evet, çekilişimiz oldu. Enver'ciğim buyur. Vedat Özçelik aradı, bir araba bağış yaptı, anasını yaptım, teşekkür ettim, kulaklarımda pamukla. Enver neredeydin? Kaybolma bir yere, gözümün önünde dur hep. Evet, Vedat Özçelik başkanıma bir kere daha teşekkür. Almanya'yı zorlandı, ağırladılar beni. Hele orada bir Mardinli Ramazan abi var, 10 numara bir adam, Allah razı olsun. İlk Almanya'dan 13 tane arabayı Muharrem Çakaloğlu, İsmail Koca ve İzorlon Vedat Özçelik oradan aldık, tırlarla buraya getirdik. Ne de çok tırcı var Avrupa'da, Sinop'la. Az önce biri buradaydı. Özdemir abiye çok teşekkür, 400 TL'de bağış yaptılar ve ayrıldılar buradan. Çok teşekkür ediyorum ve dernek başkan yardımcıma takdim ettik paraları. Evet, şimdi Ruhi Usta sizlerle diyoruz. Canlar Gıda'nın katkılarıyla yöremiz töremiz devam edecek.